Buna dair sana geri bildirim veren olmamasının sebebi acaba buna dair bir geri bildirim alacağın ortama girmemiş olman olabilir mi? Hiç daha önce böyle bir ortama, böyle bir mülakata girdin mi? Yani Türkiye'nin en kapsamlı mülakat zincirinden, organizasyonundan bahsediyoruz. Böyle bir şeye hiç girdin mi daha önce? Hiç psikolojik açıdan değerlendirildin mi? O zaman doğal değil mi? Sonuçta etkileşim hatalarının, iletişim hatalarının şu anda ortaya çıkıyor olması ve yüzüne vuruluyor olması. Ne yaptın süreci hazırlanırken? Anlatmıyorsun ne yaptığını. Ondan sonra hazırlandım diyorsun. Yaptıklarını anlat dediğimde de dediğim gibi diyorsun. Anlatmadığım şeyle ilgili olarak nasıl dediğim gibi diyebilirsin? Kelime kullanımda yanlışlık yapmak değil ki, bu öz farkındalık sorunu yani. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Ezbere konuşuyorsun. Arada kaynar gider diye düşünüyorsun. Gündelik hayatta böyle konuşuyorsunuz. Karşı taraf sonuç itibariyle o da sizin gibi, o da sizin gibi aynı kapasitede konuştuğu için, aynı kapasitede dinlediği için anlaşıyorsunuz. Yukarının farkı ne? Yukarının farkı ne? Allah'a yakın yani. Kokpit, kokpit. Yukarıda ya uçaklar. Nasıl? Evet. Uçaklar uçmuyor mu? Yukarının farkı işte. Kokpit, yani yukarıdaki kokpitin, senin uçarken uçacağın, içinde bulunacağın kokpitin farkı ne? İletişim anlamında. Evet. Bunu ezberlemişsin, bak okumuşsun bir yerden, açık ve net iletişim. Sen açık ve net iletişim kuruyor musun yeterince? Kaç puan verirsin kurduğun açık ve net iletişime? Ne demek kendimi nasıl değerlendiriyorum? Mülakatta bunda sorarlar sana. Kendini değerlendirme yetin yoksa zaten başkasını değerlendirme yetin de yok. Soru açık değil mi? 10 üzerinden kendine puan vereceksin işte açık ve net iletişim konusunda. Yedi sekizden aşağı demezdi şimdi. Bakıyorum ki o kadar da açık ve net iletişim kurmuyormuşum yani. Güzel. O zaman biz işe yarıyoruz yani. Sen de çabuk öğreniyorsun gördüğüm kadarıyla. En azından konuyu polemiğe döndürmedin. Ama hocam, yaman hocam, bilmem ne hocam, öyle değil hocam falan diye uzatmadın sakız gibi. Ha? İzledim videolardan birkaç tanesini. Baktın ki benle dalaşılmıyor. Evet, aynen öyle. Benle dalaşılmadığı için değil güzel kardeşim. Konu dalaşmak değil. Konu anında farkına... Hata farkındalığından feedback veriyorlar mı? Feedback veriyorlar mı hata farkındalığından dolayı? Size vermiyorlar güzel kardeşim. Dosyanıza veriyorlar mı? Şimdi bak yavrum evladım, bak tane tane anlatıyorum. Size feedbackleri artık vermiyorlar da o feedback denen yorumları sizin eskiden ya da bizim eskiden feedback dediğimiz yorumları sizin notlarınıza kaydediyorlar mı? Kaydetmiyor, yazmıyorlar mı bunları dosyanıza? Hata farkındalığı yok bu çocuğun diye. Senin beynin durdu yine. Dosyana ekliyorlar çünkü de onu anlatmaya çalışıyor. Ne dedin peki eklemiyorlar diye? Yok hocam bilmiyorum, etmiyorum, gitmiyorum vesaire. Yani benim de seni anlatmaya çalıştığımı hızla bir anlamanı bekliyorum ben de. Açıkça söylüyorum ki dosyada bunları yazıyorlar zaten. Yani hata farkındalığından feedback veriliyor. Yani yorum yazılıyor oraya. O zaman hata farkındalığı pilotlar için önemli mi? Oh şükür.
Teşekkür ederim önemli bulduğun için. O zaman hatalarımızı fark etmemiz gerekiyor. Hatalarımızı fark ettiğimizde itiraf etmemiz gerekiyor, söylememiz gerekiyor. Hatalarımızı kabul edersek ne alıyoruz? Puan alıyoruz ya. Tabii. Tabii canım. Yani hata farkındalığı yerinde diyor yani var. Öz farkındalığı var. Durumsal farkındalığı da eklersen üstüne. Bitti zaten yarısı kurulu. Bir de açık ve net iletişimi ekle. Bir de asertif nasihati ekle. Oo. Üstüne de bir parça. Hı? Tamam mı? Beni uzun zamandır tanıyorsun. Ben senin içindeki zaten öğreten adamıyım. Aksakallarım eksik sadece. Ben sizin geceleri rüyanıza giren sakalsız adamım. Elimde bastonum ve şeyim eksik. Sakallarım eksik sadece. Bak evlat, sana bir yol görünüyor ama bu kafayla gidersen zor görünüyor. Ha zaten temel sorunumuz bu. Yani genç insanlarsınız, güzel insanlarsınız, iyi insanlarsınız, hepiniz onurlu, şahsiyetli insanlarsınız. Hiçbirinizin onurunu kırmak gibi niyetimiz, sizi incitmek gibi niyetimiz yok ama hatanızı hızlı bir şekilde görmeniz lazım. Pazartesi sınava gireceğim. Bugün ben de çalışmaya başlamıştım. Ben seni hızlı bir şekilde nasıl eğiteyim başka türlü? Çat çat suratına söylemezsem nasıl anlayacaksın? Çünkü ara ara sana bırakıyorum dümeni, diyorum ki şimdi orada bunu yapıyorlar mı sence diyorum. Sen onu kavrayana kadar bizim cümleler uzuyor. Gerek yok. Ben en iyisi çat çat vurmaya devam edeyim. Onu da denedim az önce, gördüm. Anlamanı da bekliyorum. Hepsini bir arada bekliyorum. All in one exclusive. Ya şimdi düşündüğümüzde kokpit bir tane, bir küçücük fıçıcık içi dolu pilotçuk değil mi? Ha? Bak bilmece sana. Bir küçücük fıçıcık içi dolu pilotçuk. Nedir bu? Bilin bakalım. Kokpit. Orada zaten düşündüğünde işiniz başınızdan aşkın. Sadece orada oturmuyorsunuz, onu biliyoruz. Sen hoş pilot değilsin, olacaksın, oturmayacaksın sen de yani. Zaten düşündüğünüzde hataya mahal verecek bir durumunuz yok. Kaç saat uçacaksanız gözünüz sürekli açık olacak, uyanık olacaksınız. Durumsal farkındalığınız sürekli açık. Bu benim işte de var. Sabah 6'dan 7'den bir açıyorum, akşam 6'ya 7'ye kadar 12 saat boyunca durumsal farkındalık full açık. İyi geliyor, iyi geliyor pilotlar. Can dostlarımız. Çok arkadaşımız var, çok iyi insanlar var. Çok gerçekten kalifiye insanlar var. Çoğu da kalifiye ve düzgün insanlar zaten. İstisnalar kaideyi bozmaz. Düzgün insanlar. Ama bu CRM düşündüğünüzde bu insanları düzgün hale getiriyor ya da düzgün tutuyor ya da zaten seçilirken CRM esaslı seçildiğiniz için elit bir grubun içine elit insanlar olarak dahil oluyorsunuz. Bizim amacımız da düşündüğünüzde ya da benimle aynı mesleği yapan insanların da amacı zaten sizi oraya hazır hale getirebilmek ya da hazırsanız sizi oraya almak. Miş gibi göstermenin anlamı yok. Bugün Instagram profillerine bakıyorsun. Türkiye'deki Instagram profillerinden bahsetmiyorum. Artık o konuda da yorum yapmaktan vazgeçtim. 16 ponto topuklular ve büstiyerle şey var, fotoğraf çektirmiş pilot kızlarımız var yani düşündüğümde. Ama düşündüğünde Avrupa ve Amerika'da düşündüğünde pilotluk çok yaygın bir meslek olduğu için
kadın erkek cinsiyeti mevhum, cinsiyet mevhumu gözetmeksizin yapılan, çok sık yapılan meslek olduğu için artık onlar için sıradan ve onlar için çok önemi yok pilotluğun bir duruşu olması olmaması konusunda çok şey değiller yani, ısrarcı değiller. Ama biz bu konuda hala ortodoksuz. Biz bu konuda hala tutucuyuz. Biz bu konuda hala ısrarcıyız. Pilotun bir profili olmalı. Biz bir düzgün insan profili olmalı pilotta yani. Havayolu şirketleri toplumu ilerisinde gidiyorlar. En modern şirketler, en sağlıklı olması gereken şiddetler, en iyi operasyonlarını en iyi şekilde sürdürmesi gereken şirketler. İnsandan kaynaklı, insanların nevrotikliğinden kaynaklı, insanların show business işler yürütmelerinden kaynaklı, insanların sosyal medya bağlı şeyi nedir, maymunu olmalarından kaynaklı diyeceğim, tamam mı? Sorunlar yaşamamaları lazım şirket. Neden bazı esaslar var? Değil mi? Niye? Evet. Bizim de yapmamız gereken şey ne? Bu esasların başında ne geliyor mesela? Steril kokpit geliyor. Neden? Yemek yemek, kitap okumak yasak, değil mi? Belli fitin altında. Güzel. Peki, fotoğraf makinesiyle ya da cep telefonla oynayıp size şey paylaşmak serbest mi? Story paylaşmak. British Airways'de o yasaklanmış tamamen. Allah'a bir şükür ki British Airways bizden önce düşünüyor bir şeyler ya. Hı? Evet. British Airways'e sevgilerimizle. Peki siz neden pilot olmak istiyorsunuz? Pilotluğu neden seviyorsunuz diye sormadım yalnız. Ben pilotluğu seviyorum diye başladım. Neden pilot olmak istiyorsunuz? Ben pilot olmak istiyorum çünkü pilotluğu seviyorum demedim. Ben pilotluğu seviyorum çünkü diye başladım. Fark ne? İndirekt bir giriş oldu. Daha direkt bir giriş yap. Doğrudan bir giriş yap. Bak hala iletişimi problemindeyiz senin. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi beni yanlış anlama. Konuşuyorsun. Konuştukların da anlaşılıyor. Net, düzgün bir Türkçe ile de konuşuyorsun. Ama gündelik dile çok dair olduğun için, tamam mı? Çok orada kaldığın için, çok gündelik dil kullanımı çerçevesinde hareket ettiğin için mülakatta. Biraz daha derli toplu konuşman, biraz daha kurumsal konuşman gerektiğini unutuyorsun. Sen de farkında mısın bunun? Hah, çok teşekkür ederim. Eğer sen de benimle aynı görüşteysen kendin hakkında ben çok sevindim. Evet. İşte. Ne iş yapıyorsun? Ben buradayım, hareket ediyorum. Seni dinliyorum. Ne iş yapıyorsun? Esnaf ağzı dediğin ne yani? Oh. İşte bak, çok temkinli olman lazım. Yaptığın iş bu anlamda çok tehlikeli.